bugün o'sha Ahli Roy deb Hanafi mazhabidan shakllangan Hanafi mazhabining yog'dusi bilan kelajak avlodga aqidaning madrasasini tashkil qilgan Maturidiylarni adashgan deyatganlar yoki Shofiiy rahimahullohning yog'dusidan shakllangan Ash'ari mazhabini adashgan deyatganlar ular o'sha ehtimollarni e'tiqod sifatida dalil ma'nosida o'rtaga qo'yibdi. E'tiqodda ehtimoliy ma'nolarni. Masalan, Alloh taolo osmonda deyapti. Alloh taolo osmonda. Dalil biz qo'limizda bunday qilyapmizki, o'sha uchun osmonda deyapti. Bu bir qancha shani' narsalarni, xavfli vaziyatlarni yuzaga chiqaradi. Fiqhda ba'zi masalalarda masalan kelishmovchilikni ehtimoli yengilroqdir. Ba'zi masalalarda, lekin aqidadagi bunday gaplar ehtimoliy masalalarni o'ziga dalil qilayotganlar natija o'laroq mavzuning oqibatiga qarasangiz, o'zlaridan boshqalarni adashganlikka, eng yengili ahli bid'atga, og'irrog'i ahli kufrga nisbat beryapti. Xavotirli joy mana shu joyda. Biz ijtihod masalalaridagi ulamolarning usullariga, ularning o'rtaga qo'ygan qoida asoslariga voqif bo'lmagunimizga qadar, ulardan xabardor bo'lmagunimizga qadar ularning ijtihodlari o'rtasidagi ilmiy asoslarni to'g'ri tahlil qila olmaymiz. Tushunmaymiz, nimaga bunaqa bo'lyapti deyveramiz. Oqibatda agar biz ijtihod egalarini, mujtahid allomalarimizning qilgan ishlarini to'g'ri baholay olmasak, atrofda yurgan, maydonda yurgan odamlar masaladan bexabar odamlarni boshini aylantira olyapti. Oladi ham. Javob yo'q chunki. Hech narsadan hech narsaga kirib kelishib, Maturidiy adashgan deyapti. Nima qilamiz endi? O'sha o'tirgan odam 100% Maturidiy. Bizni hammamizni eng kamida ahli bid'at deyapti. Bo'lmasa kofir deyapti. Endi nima bo'ladi? Qanday qilib ularga javob beramiz? Mana bu o'rinda nozik masala yuzaga chiqyapti. Eng nozik joy mana shu joyda. Ularni nomini aytib, "Voy, sen noto'g'ri qilyapsan" desak, "Sen nimaga talashaverasan?" deyishyapti. Menga misol uchun. Men talashmayapman. Mana shu o'tirgan 100% odamni kofir deyapti ular. Nomini aytmayapti-ku, sen bilmaysan nimani nomini aytayotganligini. Qachonki shu boshimizga qurol ko'tarib kelib bizni so'ygandan keyin tushunasanmi? Iroqda borib odamlarni bitta-bittalab so'yishdi. Keyin aytishdi, "Ha, bular adashgan" deyishdi. Illoki so'yish kerakmi odamlarni to bular ahli bidat ekanligini tushungunimizga qadar? Ha, ulamolar bekorga aytayotgan yo'q bularning qilayotgan ishini. Men bu shu vaziyatni kuzatyapman hozirgi kunda. Turkiyada ham shu vaziyat. Iordaniyada ham shu vaziyat. Marokkoda ham shu vaziyat. Shimqitiylarni diyorida ham shu vaziyat. Angliyada ham, O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham shu vaziyat. Bir xil. Bir xilligini bir necha ehtimoli bor. Birinchisi bir joydan tarqatilyapti virus. Ya'ni bitta fabrikadan chiqyapti u virus. Fabrika bir xil. U qaysi tilda gapirmasin, hamma joyda o'sha bir xil fitnani tarqatyapti. Demak, buni chiqqan joyini ko'rish kerak. Qattan chiqyapti bu? Nima sababdan chiqyapti? Uni bilganimizdan keyin atrofimizda odamlarga tushuntiramiz. Bu virus. Ya'ni xashava virus, xashaviylar. Qadimda xashaviylar edi. Karromiya tariqatining odamlari edi bular. Bugun o'zlariga salafiylik, sal oldiro vahobiylik nomini qo'yib olgan edi. Biz sunnatga, kitobga ergashamiz degan odamlar bitta joydan tarqatilyapti. Bitta manzildan butun dunyoga tarqatilyapti. Demak, u maqsadli. Maqsadli u. O'zlaridan boshqalarini ahli bid'at kufriga nisbat berishlari maqsadli. İslam diyarları da, hazır uruş buluyetken ülkelerinin 99% İslam diyarları. Sahal basıldı, lekin 10 yıl aldın. Bütün kan kaynayotken, ot, alav, vayrana gerçilik buluyetken memleketler kayırdı. Müslüman yurtlarıydı. Doğru mu? Müslüman ülkelerini vayran kılınıyetkendi. Kanakla vayran kıladı. Yani şuna kanka ideologiyalarla vayran kıladı. İdeologi bu mesela, hazır birinci, sekin yapırıp, birodar yaxshimisiz? Ha, siz Maturidiymisiz? Ha, adashgansiz. Birodardan boshlaydi. Qanaqa adashganman? Ha, adashgansiz. Maturidiydan adashgan. Mana dalil deb. Siz adashganda kofir ham bo'lgan ekansiz. Tavba qiling. Ya sen nima deyapsan? Ya sen kofirsan.
Bu cencel boşlanıp kattalaştırıladı. Katta bir kar topiga aylantırıladı. Keyin onu bitti yumalatı varsa oldu. Bütün hame kışlağı pışlağı şahar pahar paçağını çıkarıp oradı. Toktatı bu miydi ki? Mana vaziyatın ağır cihatları. İstihat egelerine ahal ray deyişten başlandı bu gepler. Ahli ray bula, ahli fikir bula. Ahli fikir meselesi de biz İmam Malik niyem ahli fikirliğine, İmam Şafii niyem uz ordu kegende. Ahli fikir degende, eğer bana şu narsalar düşünülüyetken bulsa, müştehit imamlarını Ahmet İbni Hanbel'den taşkarı. Üç mezhep imamları, Sufyan-ı Savri'ni, İshak İbni Rahavay'ni, hatta ki İmam Bukhari'ni, hatta ki Abu Davud'ni ham iştihat meselesi de ahli ray ikenliğini bütün ümmetten oladı. İştihat egeleri bular, ahli ray meselesi de Abu Hanife'nin özü hata kıldı degen adamlar toktu. Bu gepinge göre ahli rayını mana bu asaslar üstüge kurup gepreyepsen mi? Ha, demek İmam Malik hem şu, İmam Şafii hem şu, Sufyan-ı Savri hem şu, İshak İbn Rahavay hem şu. Berçe selef ümmetini iştihatke, hatta ki bu gep sahabeler geçeyen bana uğradı. Sahabeler hem ahli ray buldu bazı orullarda. Fikir yapar işte. Çünkü deliller ortasını muvafıklaştırış orunu ki pagan peyitte akıl, sarih akıl delil sıfatta yüzeye çıktı. Doğru mu? Sarih akıl delil sıfatta yüzeye çıkışlığı talep kılındı. Çünkü Ayşe anamızdan rivayet var. İbni Umar radıyallahu anhu otamdan deyip rivayet kıyarlar. Aytadılar ki ölgen adamını ortadan kogallarının yığısı sebepli ölgen adam azaplanadı degen hadis. Raviler kim? İbni Umar. İbni Umar kimden rivayet kılıyordu? Umar İbni Hattab'da. Umar İbni Hattab radıyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu altın silsile bu. Hemen ikisi sahabe, bittesi Peygamber aleyhisselam'dan aldım diyordu. Bunlar da yalan buluşu mümkünmez. Doğru mu? Bu hadiske göre biz hulasa kılamızdım deyip dursak, birden Ayşe anamız çıkıp yaptılar da Ayşe anamız Peygamber aleyhisselatü vesselam'ını azvacı mutahharatlarından bütün mumullarını onası, sahabeyi celil bu zatı şerife meydana çıkıp et yaptılar ki bu hadis de yaptılar. Yukarısı da başka gel vardı yaptılar. Bu hadis ayetke doğru kemi yaptı yaptılar. Ayet-i kerimede Allah Teala ne dedi? وَلَا تَزِيرُ وَازِيرَةُ وِزْرَ اُخْرَى degen. Bir kişinin günahı ikinci kişiye yüklenmesliği gerek. Kanakası ki ölgen adam, trik adam yığılsı bile azaplanadı. Bu miydi bu degenler? Mene iştihat fikir yüzüge çıkıyor yaptı. Ayşe anamız Kur'an-ı Kerim'e bu eytirgen hadis doğru kelime yaptı diyebdiler. Cevabı ne bunu? Dese Ayşe anamız eytiler ki bu hadisini yukarısı da başka gap barıdı. Umar eşitme gene kendi geldiler. Yukarısı da gap ne mi? Şunaka fikir bulardı Yahudilerde. Yahudilerin fikirleri içi de özlerinin dünya kararışları da ölgen adam, ortada kalgen adamın yığısı bilen azaplanadı degen fikir bulardı. Yahudilerdeki fikirdi o. Dediler. Başka bir orunda Peygamber aleyhissalatu vesselam'a soru bergenler Ayşe anamız. Ayşe anamız İslam ümmetinin dinini turdan birini tarkatken ayol. Bilemize? İslam'ı en köp ravisi sıfatı da Abu Hurayra'dan keyin turadılar. 6000'e yakın rivayet, hadis rivayet kıyarlar. Abu Hurayra 7000'e yakın. Rakamlarda biraz fark oluşu mümkün. Misal tarif istedim. Peygamber aleyhissalatu vesselam ettiler ki bir hadiste men nukişe fakat üzzibe dediler. Men nukişe fakat üzzibe. Kim hesap kitap kılınsa, kim menemen degen adam astaydı hesap kitap kılınsa betahkik azaplanadı. Hesap astaydı bulsa necat yok. Hiç kim ki. Allah'ın rahmeti var ki keçirerdi. Şimdi Ayşe'rimiz hayran var geldiler. Ahir Kur'an'da Allah Teala فَحَاسِبُهُ خِسَابَ يَس۪يرًا Bir kança ayetlerde var. خِسَابًا يَس۪يرًا var. Ha? Allah Teala kısap kıladı, nukişe kıladı, lakin yasira ki diyebdi. Yengil kısap kıladı ki o. O kanakası diyen. Hadiske ayetini mukabelede ortada fikir meydana çıkıyordu.
Sarih akıl meydana çıkıyordu. Çüntürü bir indirdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam zelike al-arab degenler. Bunisi kursatış halas degenler. Hisaben yasirada nukişe yok. Astaydı sürüştürüş yok. Fakat kursatıladı. Bana hataların var, bunu keçirdim deyiladı. Allah'ın fazla bilen getirdiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu beyan kılıp verdiler. Demek, meselege ilmi yandaşarken siz, İslam ümmetige kılıngan tanelerinin değerliği berçesi mağlup bu geldiğini görürsünüz. İlmi yandaşarken siz, eğer hissiyat bilen yandaşsak, biz daim yutkuzup koyarız. Yutkuzarız. Şunun için, İslam ümmetini bugünkü kadar himaye kılıp kelgen cevhe ulamalar cevhesi ikerliğini isten çıkarmasılık gerek. Bugün ham ulamalarga yükletiladı vazife. Bugün ham her bir zamanının uzun ulaması var. O kadınki ulamalarga haybetlenip bugün ona kadar yapıyor değil miydi? Bugün siz şu zamanının ulamaları. Millet halk sizge kilip dinini soruyor yaptı. Soruyor etken ki siz ahli ilimsiz, ahli zikirsiz. Ve öz ornada bu şerefli vazifege Allah'a hamd etişimiz gerek ve şubelen birge mesuliyetine hız kılışımız gerek. Tohtap kalmazlıkımız gerek. Millet halk ötüp gitmezlik gerek bizden. Millet tohta mıydı? Biz tohtap kalmazlıkımız gerek. İmamın küllük vazifesi buluş gerek. Hama sahadan okup organ iş gerek. Çünkü dinin gelecekte yetkazıcı kervanı ulamalar kervanından ötedi. Başka yolu yok.